Efendim Ege TV ekranlarına hoş geldiniz. Ülkemizin ve dünyanın çeşitli noktalarından bizleri evlerine, iş yerlerine konuk eden siz değerli izleyicilerimize selamlarımızı, saygılarımızı sunarak bugünkü Kocatepe'den Bakış adlı programımıza başlıyoruz. Efendim bugünkü konuğum Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Profesör Doktor Ahmet Altıntaş Hocam. Sevgili hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Faruk Bey, sağ olun. Sizler? Teşekkür ediyorum hocam. Bizler yoğunuz, koşturuyoruz. Bugün dedik Afyon Karahisarımızın bilinmeyenlerini konuşalım. Mermer'in, termalin, zaferin, gastronominin, lezzetin başkenti olan Afyon Karahisar ilini böyle bilmeyenlere bir tanıtalım istiyoruz. Hocam, Afyon Karahisarımızın bilinmeyenlerini buyurun sizden dinleyelim. Programımıza başlayalım isterseniz. Evet, öncelikle bütün seyircilerimize iyi günler diliyorum. Umarım faydalı bir program olur diye düşünüyorum. Tabii Afyon Karahisar adından başlamak lazım genel olarak. Afyon ismi nereden geliyor? İlk çağlarda Afyon nedir? Biraz bunların üzerinde durmak lazım müsaade ederseniz. Opyon biliyorsunuz Afyan veya Afyonların tabiriyle Afyan bitkisinin yetiştiği yer. Dolayısıyla şehrin adı Opinyon şeklinde anılıyor ve bu daha sonra söyleyişlerle Afyon Opyon şekline dönüşüyor. Dolayısıyla burada bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Afyon Karahisar bitkisiyle, haşhaş bitkisiyle meşhur. İsmini de buradan alıyor. Tespit edilebilen en eski tarihlerden itibaren burada Afyon veya haşhaş bitkisinin yetiştirildiğini görüyoruz, biliyoruz. Nitekim o dönemlerde basılan paralarda, Şurt ve civarında basılan paralarda haşhaş bitkisinin resminin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Afyon bu yönüyle önemli ve Anadolu'da unik ürün yetiştiren en önemli merkezlerden bir tanesi. Bunun altının çizilmesi gerekiyor. Afyon Karahisar aynı zamanda yolların kesiştiği, ta ilk çağlardan itibaren yolların kesiştiği bir coğrafya. Bu nedenle önemli. İşte İç Anadolu'yu Ege'ye bağlayan en önemli geçiş güzergahlarından bir tanesi. Yine Ege bölgesiyle özellikle Marmara ve Akdeniz civarındaki geçişlerin kesiştiği noktalardan bir tanesi. Bu ilk çağlardan itibaren bu özelliğini taşıyan bir şehir Afyon Karahisar. Bunun örnekleri olarak da işte son dönemlerde biliyorsunuz özellikle Ayazin bölgesine, Frig bölgesine özel bir önem veriyor. Kral yolunu burada görmek mümkün. İşte Ayazin bölgesinden Şuhut'a kadar ve Şuhut'tan da belirli güzergahlar çerçevesinde Ege'ye kadar ulaşan, sahile kadar ulaşan bir yol kavşağında bulunuyor bu yol. Kral yolu olarak da biliniyor biliyorsunuz ve özellikle en canlı örneklerinin bir tanesini görme şansına sahip olduğumuz bir bölge Afyon Karahisar. Tabii Frigya bölgesi dedik. Afyon Karahisar'ın yaşamında Frigya bölgesi son derece önemli. Frigyalılar döneminde Afyon biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. İşte Yanık Frigya olarak adlandırdığımız Frigya bölgesi, Şifalı Frigya bölgesi olarak adlandırdığımız bölge. Şifalı Frigya bölgesi bugün de Afyon'un, Afyon deyince, Afyon Karahisar deyince, Afyon Karahisar'ın termalin başkenti olmasının zeminini oluşturuyor hepimizin bildiği gibi. Evet. Başta Nazlı Göl ve civarındaki şifalı sular, şifalı Frigya'nın olduğunu gösteriyor. Yanık Frigya olarak ifade ettiğimiz bölgede, aslında o bölgede şifalı, Sandıklı ve civarını esas alıyoruz. Dolayısıyla Afyon bu yönüyle de son derece önemli, termal yönüyle de tarihin ilk çağlarından itibaren, en azından Frigyalılar döneminden itibaren bu bölgenin
net olarak o dönemin şartları içerisinde bizim kadim dünya olarak ifade ettiğimiz dünyada bilindiğinin önemli işaretlerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu yönüyle de ünik ve tek olan vilayetlerden bir tanesi Afyon Karahisar. Tabii Afyon Karahisar dediğimiz zaman aynı zamanda inançların yaşandığı önemli noktalardan bir tanesi Afyon Karahisar. Ayazin ve bölgesinde bunun izlerini görmek mümkün. Yine İstihsar ve civarında bunun izlerini görmek mümkün. Sandıklı ve civarında bunun izlerini görmek mümkün. Frikyalılardan sonra Faruk Bey, tabii dönem dönem içerisinde Romalılar ve daha sonra Bizanslılar döneminde de Afyon Karahisar önemini yitirmemiştir. Dolayısıyla bu da işin başka önemli tarafıdır Afyon Karahisar açısından. Dolayısıyla Afyon'un bu dengeleri gözettiğimiz zaman gerçekten o dönem içerisinde de önemini kaybetmeyen, yitirmeyen bir şehir Afyon Karahisar. Peki bunu nasıl anlıyoruz? Bunu şöyle anlıyoruz. Romalılar döneminde biliyorsunuz erken Hristiyanlık dönemi söz konusu. Erken Hristiyanlık döneminde de Roma İmparatorluğu'nun baskısından kaçan Hristiyanlar Afyon'da bugün ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken yerleşim yerlerini ziyaret ediyorlar. İşte mağaraların içerisine oyulmuş olan şapeller, kilise örneklerinin en iyilerini görüyoruz. İşte Ayazin bölgesinde bunu görmek mümkün. Yine İstihsar Kırkdinler bölgesinde bunların izleri söz konusu. Bunları görebiliyoruz. Dolayısıyla Afyon erken dönem Hristiyanlığının da yoğun olarak yaşandığı, belki Kapadokya bölgesinden sonra Türkiye'nin ikinci veya üçüncü bölgelerinden birisi konumunda. Tabii neden böyle? İşte yol güzergahlarında olması, yolların kesişme noktasında olması, o dönem şartları içerisinde korunaklı bölgeleri içermesi Afyon'un en önemli avantajları olarak karşımıza çıkıyor. Afyon'un tabii bir başka temel niteliği aynı zamanda İslam ordularının işte bugün bizim Amorium bölgesi olarak ifade ettiğimiz Emirdağ ve civarında faaliyet gösterdiklerini biliyoruz. Amorium savaşları var ve burada İslam ordularıyla Bizanslar arasında yoğun savaşlar yapılıyor ve sonuçta bu bölgede tarihi niteliklerini bu şekilde oluşturuyor. Afyon'un bir başka Afyon Karahisar'ın önemli niteliklerinden bir tanesi de Amorium veya Emirdağ sülalesi olarak ifade ettiğimiz bir grubun Bizans İmparatorluğu'nun hayatında yaklaşık 70-75 yıl kadar Emirdağ kökenli bir sülalenin Bizans İmparatorluğu'nu yönettiğini biliyoruz. Bu da tabii Afyon Karahisar'ın az bilinen, ilginç, temel örneklerinden bir tanesi Faruk Bey. Tabii kronolojik olarak gittiğimiz zaman Afyon Karahisar aynı zamanda bir efsaneler şehri. Aynı zamanda Afyon Karahisar Türk-İslam kültürünün en yoğun olarak yaşandığı şehirlerden bir tanesi. İşte biliyorsunuz Battal Gazi destanını hepimiz biliriz. Afyon Karahisar. Afyon Karahisar'ın alınışı esnasında Battal Gazi ve Seyit Gazi'nin Afyon Karahisar ve civarında kahramanlıkları bugün de dilden dile dolaşan temel efsanelerden bir tanesidir. Yine Ahmet Durrani'nin Sarı Saltuk'un bu bölgedeki efsaneleri var. Afyon Karahisar aynı zamanda hepimizin bildiği gibi Yunus Emre'nin yaşadığı işte Sandıklı ve civarındaki topraklar olarak da anılır. Bu da Afyon Karahisar'ın aynı zamanda Türk-İslam kültürünün en yoğun olarak yaşandığı, efsanelerinin en yoğun olarak yaşandığı yerlerden birisi haline getirmiştir. Böyle anılır. Bir başka önemli konu Mirye Kefalon Savaşı'nın Afyon Karahisar Sandıklı civarında yapıldığı dönem tarihçileri açısından iddia edilen konulardan bir tanesidir. Bu da yine Afyon Karahisar'ın üzerinde önemli durması gereken temel konulardan bir tanesidir. Afyon'un az bilinen temel niteliklerinden birisidir.
Tabii Afyonkarahisar'ın erken dönem Osmanlı tarihinde de Selçuklular döneminde de önemlidir. Afyonkarahisar Kalesi'nin korunaklı olması, özellikle abide niteliğinde bulunması, şehrin ortasında granit bir kaya gibi durması, gerek psikolojik olarak gerekse savunma açısından şehri elinde bulunduranlar için ayrı bir güvence kaynağı olmuştur. Dolayısıyla Orta Asya'dan gelen Türkler, Afyonkarahisar ve civarında Akçaşehir Türkleri olarak da ifade edilir. Kale eteklerinde konuşlandırmışlardır. Ve bu konuşlanma aynı zamanda burayı Türk İslam kültürünün de en önemli dayanak noktalarından birisi haline getirmiştir. Dolayısıyla bu vesileyle biliyorsunuz Ulu Cami dönem içerisinde inşa edilen en önemli tarihi yapıtlardan birisidir. Bugün de ahşap direkli camiler çerçevesi içerisinde değerlendirildiğinde işte Sivrihisar'daki cami, Beyşehir'deki cami ve Afyonkarahisar'daki Ulu Cami olarak adlandırılabilecek 3-5 caminin içerisinde yer alır. Dolayısıyla dönemin hem sosyo-kültürel açısından değerlendirilmesi, Müslüman Türk nüfusunun bölgedeki ağırlığının hissedilmesi açısından bu eserler son derece önemlidir. Afyonkarahisar aynı zamanda özellikle Anadolu Selçuklular dönemi içerisinde Anadolu Selçuklu Devleti'nin hazinelerinin saklandığı, Afyon Kalesi'ne saklandığı bilinir. Dolayısıyla güvenilir olması, yakın olması Afyon'un, Afyonkarahisar'ın en önemli temel niteliklerinden birisi olması özelliğini taşımıştır. Bu son derece önemlidir. Tabii Afyonkarahisar biraz önce de ifade ettiğim gibi aynı zamanda Hazreti Mevlana'nın torunlarından Mehmet Semai Efendi'nin girişimleriyle Asıthane-i Sani olarak ifade edilen bir inanç merkezidir, bir kültür merkezidir. Mehmet Semai Efendi tarafından Afyonkarahisar Mevleviliğin, Mevlevi tarikatının Konya'dan sonraki ikinci en önemli merkezidir. Dolayısıyla Mehmet Semai Efendi sadece Afyonkarahisar ve civarında Mevleviliğin tanınıp bilinmesini yanı sıra aynı zamanda Afyonkarahisar merkezli olarak Osmanlı Devleti'nin çeşitli bölgelerinde Mevleviliğin yayılmasına icazet veren bir merkez oluşturma başarısını da göstermiştir. Dolayısıyla Afyonkarahisar o dönemde özellikle Mevleviliğin yaygınlaşmasında, benimsenmesinde Mevlevi felsefesinin Anadolu'da yaygınlaşmasında önemli merkezlerden birisini oluşturmuş. Bu ne demek? Bu şu demektir Faruk Bey. O dönemlerde biliyorsunuz Moğollar Anadolu'da anarşi ortaya çıkartmışlardır. Yakıp yıkma pozisyonunu gerçekleştirmişlerdir, yaygınlaştırılmışlardır. Afyonkarahisar Mevleviliğin içerisinde yer alan, Mevlevi felsefesinin içerisinde yer alan barış, huzur, kardeşlik, işte dinginlik, diğer gamlık gibi unsurların gerek Afyonkarahisar'da gerekse bu bölgelere komşu olan şehir ve vilayetlerde yaygınlaştırılmasını sağlamıştır. Afyonkarahisar'ın temel niteliklerinden, az bilinen niteliklerinden bir tanesi de budur. Afyonkarahisar aynı zamanda erken dönem Osmanlı tarihinde de etkili olmuştur. Germiyanoğlu Beyliği ile Karamanoğlu Beyliği arasındaki savaşlarda bir geçiş merkezi olmuştur. Tabii zamanla geçiş merkezi olmasının sıkıntılarını da yaşamıştır Afyon. Bu bölgedeki savaşlarda Afyonkarahisarlılar büyük zararlara uğramışlardı. İşte mesela bugün bizim Karaman Mahallesi olarak adlandırdığımız mahalle işte Karamanoğlu Beyliği'ne mensup olan askerlerin gelip yerleştikleri, daha doğrusu mekan tuttukları alanlardan bir tanesi olmuştur. Karaman Camisi yine aynı o dönemde kalan, o dönemden kalan tarih hatıralardan bir tanesidir. Dolayısıyla Germiyanoğlu Beyliği ile Karamanoğlu Beyliği'nin rekabetini
kendi coğrafyasında, şehir sınırlarında hisseden önemli merkezlerden birisi olmuştur Afyonkarahisar. Ve sonuç olarak bakıldığında bu dönemde, işte Yıldırım Beyazıt döneminde Germiyen oğlunun çeyizi olarak verilmişti. Bu da Afyonkarahisar'ın ilginç noktalarından bir tanesi. Dolayısıyla Afyonkarahisar'da bir taraftan Karamanoğlu Beyliği'nin Karaman kültürünü görürken, diğer taraftan da Germiyenoğlu Beyliği'nin de o Çelebi anlayışını Afyonkarahisar'da hissetmek mümkündür. Bu yönüyle de Afyon Türkiye'nin önemli merkezlerinden birisidir. Tabii Osmanlıların idaresine geçtiği zaman Afyonkarahisar yine İmaret Camisi ve çevresindeki işte başta külliye, hamam, aşevi olmak üzere aynı zamanda yoğun Osmanlı kültürünün yaşandığı, Osmanlı şehircilik anlayışının en iyi örneklerinin sunulduğu bir şehir hüviyeti taşımıştır Afyonkarahisar. Ve o dönemde Osmanlı hoşgörüsünün, Osmanlı kültürünün izlerini Afyonkarahisar'da görmek mümkündür. Şöyle ki Afyonkarahisar'da o dönemde Yahudiler vardır. Bugün Karamanoğlu Bey'in camisinin hemen karşısındaki bölgede Yahudi mahallesi olarak adlandırdığımız Yahudi nüfusun yaşadığını biliyoruz. Yine Taciahmet ve civarı bölgesinde Ermenilerin yaşadığını biliyoruz. Gavur mahallesi olarak halk tarafından adlandırılır. Yine Rumların yaşadığını biliyoruz. Yine o dönemde aynı zamanda İnançların huzur içerisinde yaşadığını gösteren en önemli deliller ve imari yapılar Afyonkarahisar'da mevcuttur. İşte biraz önce bahsettim. Mesela Ermenilere ve Protestanlara, Ermenilere ve Ortodokslara ait Afyon'da kiliseler söz konusu. Üç kilisenin varlığını biliyoruz. Bu Afyonkarahisar'ın aynı zamanda etnik ve dini unsurların huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşadığı önemli şehirlerden birini göstermesi açısından önemlidir. Afyonkarahisar işte Osmanlı şehir medeniyetinin tabii kendi ölçeğinde, Afyon'u kıyaslarken böyle değerlendirmek lazım. Kendi ölçeği çerçevesinde modern şehircilik yaşamının da sergilendiği örnek bir şehirdir. Bunun bir iki misalini vermek gerekirse, biraz önce ifade ettiğim gibi İmaret Camisi, işte külliyesi, aşevi, hamamı aynı zamanda Osmanlı şehir hayatının hangi unsurlar çerçevesi içerisinde ortaya konulduğu, nelere önem verildiğini göstermesi açısından son derece önemlidir. Bunu da bunun da altını çizmek gerekir. Tabii Afyonkarahisar'ın Osmanlılar dönemindeki özellikle son dönemlere yaklaşıldığı zaman Afyonkarahisar son dönemlerde de önemli imar faaliyetlerinin yaşandığı şehirlerden bir tanesidir. Bunun en önemli misallerinden bir tanesi Faruk Bey. Anadolu'da belki de ilk demiryolu gelen şehirlerden bir tanesidir Afyonkarahisar. İzmir merkezli kasaba ve Afyonkarahisar'a kadar uzanan İzmir-Afyonkarahisar demiryolu 1890'lı yıllarda Afyonkarahisar'a demiryolunun gelmesini ortaya çıkartmıştı. Dolayısıyla Afyonkarahisar'ın demiryoluyla işte kasaba, Turgutlu, İzmir üzerine bağlanması Afyonkarahisar'ın aynı zamanda şehircilik anlamında da gelişmesini, aynı zamanda Levanten kültürle tanışmasının temel unsurlarından birisini oluşturmuştur. Aynı zamanda bölgede üretilen, başta yapay olarak ifade ettiğimiz yün ve türevleri, kepenek gibi dokuma ürünleri, aynı zamanda bölgede üretilen afyon bitkisinden afyon sakızının belirli usuller çerçevesine toplanarak İzmir'e sevk edilmesinin yolunu açmıştır. Bu da şehirde önemli ölçüde bir sermaye birikimini sağlamıştır. Afyon'un en önemli niteliklerinden bir tanesi de budur. Bunun altını özellikle çizmek gerekiyor. Tabii demiryolu dediğimiz zaman ikinci bir demiryolu hattı söz konusudur.
Bu da Sultan II. Abdülhamit döneminde biliyorsunuz İstanbul merkezli Berlin, İstanbul, Bağdat Demiryolu olarak planlanan ve Afyonkarahisar'a uğrayan, Afyonkarahisar'dan Konya istikametine giden demir yolu ağıdır. Dolayısıyla Afyonkarahisar Anadolu'da belki de işte Eskişehir Afyonkarahisar olarak ifade edebileceğimiz iki demir yolu kavşağından bir tanesidir. Hatta en önemlisidir denilebilir. Dolayısıyla ilk çağlardan itibaren yolların geçiş merkezi, işte yolların birleşme noktası, yolların taksim edildiği merkez olma niteliğini Afyonkarahisar demir yolunda da göstermiştir. Dolayısıyla bu Afyonkarahisar'ın vazgeçilmez coğrafi özelliklerinden birisi olmuştur. Afyonkarahisar belki de İstanbul'dan sonra şehirde iki demir yolu istasyonunun olduğu tek şehirdir denilsek abartmış olmayız. İstanbul'da evet, biliyorsunuz Sirkeci demir yolu, daha doğrusu Sirkeci istasyonu vardır, Haydarpaşa istasyonu vardır. Afyonkarahisar'da da bütün Afyonkarahisarlıların bildiği gibi İzmir istasyonu vardır. İşte İzmir istasyonu enmesinin temel gerekçesi Faruk Bey, İzmir'den başlayan demir yolunun Afyonkarahisar'da son bulması anlamındadır. İzmir istasyonu denmesinin temel gerekçesi budur. Evet. İstanbul'dan gelen ve İstanbul istasyonu olarak adlandırılan veya iskele olarak bilinen şeylerden bir tanesi, istasyonlardan bir tanesi de işte bugün Ali Çetinkaya istasyonu olarak ifade ettiğimiz İstanbul istasyonu da bu şekilde Afyonkarahisar'da konuşlandırılmıştır. Dolayısıyla Afyonkarahisar bu yönüyle de az bilinen örneklemelerden bir tanesidir. Bir şehirde iki istasyonun bulunması son derece önemlidir. Bir başka az bilinen temel noktası, yine 2. Abdülhamit döneminden söz açmışken ifade edelim. Anadolu'da ilk yapılan idadilerden bir tanesi biliyorsunuz idadi mektebidir. Yani bugünkü Afyonkarahisar. Dolayısıyla aynı zamanda Afyonkarahisar özellikle İç Ege bölgesi ve İç Anadolu bölgesi olarak adlandırabileceğimiz coğrafyada eğitimin bayraktarlığını yapmıştır. Bu bölgede yakılan çoban ateşi başta Afyonkarahisar olmak üzere çevreyi de aydınlatmıştır. Biliyorsunuz o dönemde çoğu şehirde, komşu şehirlerde liseler yokken Afyonkarahisar aynı zamanda başta Isparta, Burdur bölgesi olmak üzere bu bölgelerden gelen çocukların eğitim yuvası olmuştu. İşte Süleyman Demirel, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bunun en iyi örneklerinden bir tanesidir. Afyonkarahisar bu yönüyle de ilgi çekici ve az bilinen niteliklere sahip şehirlerden bir tanesidir Afyonkarahisar. Afyonkarahisar, Faruk Bey, aynı zamanda biliyorsunuz en önemli niteliği de bence budur son dönemlerde. Milli mücadelenin en önemli merkezlerinden birisi olmuştu. Bu tabii başlı başına ele alınması gereken, başlı başına değerlendirilmesi gereken temel unsurlardan bir tanesidir. Afyonkarahisar, milli mücadelenin, Mondros Mütarekesi'nin en ağır şartlarını yaşayan, makus talihini sinesinde gören şehirlerden bir tanesi. Bu bölgenin halkı, Afyonkarahisar halkı esaretin ne demek olduğunu en iyi anlayan ve bunun karşısında direnç göstermenin gereğini ilk fark eden şehirlerden bir tanesidir. Bunu biraz açmak gerekirse Mondros Mütarekesi'nden sonra işte 30 Ekim 1918'den sonra Afyonkarahisar hemen İngilizler tarafından, işte Fransızlar tarafından, İtalyanlar tarafından işgal edilen şehirlerden bir tanesidir. Yine özellikle Afyonkarahisar biraz önce de ifade ettiğim gibi demiryolu kavşağında bulunması, halkın vatanına milletine bağlı olması gibi gerekçelerden dolayı aynı zamanda Kuvayi Milli Hareketi'nin de ilk başladığı şehirlerden bir tanesi olmuştu.
Bunun örnekleri şu şekilde ifade edilebilir. Afyonkarahisar sadece Faruk Bey kendi civarındaki mücadelesini gerçekleştirmemiştir. Aynı zamanda Afyonkarahisar milli mücadelede özellikle başta Kütahya, Manisa, Aydın bölgesine kadar uzanan bir hattın milli mücadelesinin de organizasyonunu yapan şehir denilebilir. Buradaki 23. Tümen, Ömer Lütfü Argeşoğlu komutasındaki 23. Tümen sadece Afyonkarahisar ve civarındaki Kuvayi Milli'yi teşkilatlamakla kalmamıştır. Aynı zamanda Kütahya, Uşak, Alaşehir, Manisa, Aydın'a kadar uzanan hatta birinci organizasyonu yapan kuvveti teşkil etmiştir. Bu yönüyle son derece önemlidir. Yine Afyonkarahisar cephaneliği bu konuda lojistik mühimmatın Anadolu'ya dağıldığı önemli merkezlerden bir tanesi olmuştur. Mustafa Kemal'in emriyle Suriye'den silah cephane ve mühimmatın bir kısmı Afyonkarahisar cephaneliğine gönderilmiştir ve Afyonkarahisar cephaneliğinden biraz önce bahsetmiş olduğum coğrafyalara çeşitli aracılarla bu silah cephane ve mühimmat gönderilmiştir. Bu da Afyonkarahisar'ın az bilinen özelliklerinden bir tanesidir. Ayvırhane deposu olarak ifade ettiğimiz bir silah ve cephane deposu var. Yine gazhane olarak ifade ettiğimiz bugünkü Kasımpaşa ilk öğretim okulunun olduğu bölgelere denk gelir. Dolayısıyla Afyonkarahisar'ın bu cephaneliklerini de en azından yer olarak, en azından bir hatıra olarak bunların ifade edilmesi, bunların altının çizilmesi gerekir. Son derece önemlidir. Yine erken dönem milli mücadelede Afyonkarahisar yine bir ilk olma özelliğini taşımıştır. Bu da şudur. Afyonkarahisar aynı zamanda iki milli alay olarak ifade edebileceğimiz alayı oluşturma başarısını göstermiştir. İşte bunlardan bir tanesi Bayatlı Yarbay Arif Bey'in önderliğinde, onun liderliğinde, komutasında Karakeşili Milli Alayı'nın oluşturulduğu topraklardır. Bayat ve civarındaki Türklerden oluşturulmuştur çoğunlukla. Diğer bölgelerde buna katkı vermişlerdir. Yine Afyonkarahisarlı önemli müderrislerden, hocalardan, alimlerden olan aynı zamanda mebus olan İsmail Şükrü Hoca'nın Çelik Alay adını verdiği bir başka milli alay yine Afyonkarahisar'da Kuvayi Milliye'yi başlatan önemli oluşumlardan bir tanesidir. Diğer şehirlerde tek olarak genellikle gözüküyor. Mesela Isparta'da Demir Alay vardır vesaire. Ama Afyonkarahisar'da Karakeçili Milli Alayı'yla işte İsmail Şükrü Hoca'nın liderliğinde oluşan Çelik Alay bunun en önemli iki örneğinden bir tanesini oluşturmuştur. Bu alaylar Faruk Bey özellikle Karakeçili Milli Alay Bayatlı Arif Bey'in liderliğini yaptığı milli alay sadece Afyonkarahisar'ın milli mücadeleye hazırlanması, milli mücadeleye karşı destek vermesiyle yetinmemiştir. Aynı zamanda başta biraz önce ifade ettiğim gibi Alaşehir bölgesindeki milli mücadeleye destek vermişlerdir. Bayatlı Arif Bey'in liderliğindeki Karakeçili alayı burada savaşmışlardır. Yunan ordusunun Uşak'ı işgalini geciktirmeye çalışmışlardır. Dolayısıyla böyle bir hizmetleri söz konusudur. Yine aynı şekilde meclisin açıldığı ilk dönemlerde en zor zamanlarda Beypazarı, Ayaş bölgesindeki, Bolu bölgesindeki isyanların bastırılmasında birinci görev üstlenmişlerdi. Bu da Afyonkarahisar'ın en önemli niteliklerinden bir tanesidir. Yine İsmail Şükrü Hoca'nın Çelik Alayı, Konya isyanının bastırılmasında önemli bir rol oynamıştır. Dolayısıyla hem milletvekili olup hem alayının başında kahramanlık göstermiştir İsmail Şükrü Çelik Alay. Bu da o dönemde az bulunan örneklerden bir tanesidir Afyonkarahisar açısından.
Afyonkarahisar milli mücadelenin en başından itibaren büyük destek vermiştir. Bunu nasıl anlıyoruz? Yine Anadolu'daki ender şehirlerden bir tanesidir. Şimdi isim vermeyelim. Bazı şehirler Sivas Kongresi'ne delege göndermezken çeşitli gerekçelerden dolayı Afyonkarahisar Sivas Kongresi'ne delege gönderen ender şehirlerden bir tanesidir. Evet hocam. Sade Mehmet Şükrü Bey bunun en önemli temsilcilerinden bir tanesidir ve Koçzade Mehmet Şükrü Bey sadece katılmakla kalmamıştır. Aynı zamanda Sivas Kongresi'ndeki zabıtları tutan önemli katiplerden bir tanesidir. Bugün bir Sivas Kongresi tutanaklarını biliyorsak bunun en önemli şeylerinden bir tanesi, nedenlerinden bir tanesi Koçzade Mehmet Şükrü Bey'in gayretleriyle de olmuştur. Bu tabii tek başına değildir ama önemli bir fonksiyondur. Afyonkarahisar'ın bir başka özelliği o dönemde çeşitli baskılar yaşayan bir şehirde başta İngiliz ve Fransızlar olmak üzere, İtalyanlar olmak üzere baskı yaşanan bir şehirde Afyonkarahisar ve civarının aydınlanması noktasında basın faaliyetleri sürdürülmüştür. İkaz Gazetesi güçlü bir yerel basının Afyon'daki örneklerinden bir tanesi. Bu o dönemde işte Konya'daki Öğüt vesaire birkaç gazetenin dışında, yayının dışında az bulunan örneklerden bir tanesidir. Dolayısıyla Afyonkarahisar basın yönüyle de Anadolu'da örnek olmuş şehirlerden bir tanesi. İkaz Gazetesi Faruk Bey sadece Afyonkarahisar ve civarının aydınlatılmasıyla yetinmemiştir. Mesela Sivas Kongresi tutanaklarının İkaz Gazetesi'nde basılıp Batı Anadolu'ya, Balıkesir'e kadar uzanan hatta dağıtıldığı merkezlerden bir tanesi olmuştur. Dolayısıyla önemli örneklerden bir tanesi de budur. Yine az bilinen örneklerden bir tanesi Afyonkarahisar'da. O dönemde Hacı Anasti denilen, Anastas denilen bir kaymakam, Rum kaymakam vardır. Rum kaymakam Afyonkarahisar Kuvayi Milliyesi'nin baskısıyla görevden el çekmiştir. Adeta refüze edilmiştir. Bunun yerine Mahmut Mahir Bey gelmiştir. Yine İstanbul hükümeti yanlısı bir mutasarrıftır Mahmut Mahir Bey. Mahmut Mahir Bey de gerek İkaz Gazetesi'nin aleyhindeki yazıları, gerekse Afyonkarahisar Kuvayi Milliyesi'nin baskıları sonucunda görevden el çektirilmiştir. Afyon Kuvayi Milliyesi'nin baskıları sayesinde önce Erkmen'de 23. Tümen karargahında Ömer Lütfü Bey'in gözetimi altında tutulmuştur. Daha sonra da milli mücadele aleyhinde bulunmayacağı sözünü verdiğinden dolayı Antalya üzerinden İstanbul'a gönderilmiştir. Dolayısıyla bu da az yaşanan Anadolu'da milli mücadele döneminde az yaşanan örneklerden bir tanesidir. Bu da Afyon'un bilinmeyen temel niteliklerinden bir tanesidir. Bu son derece önemlidir. Tabii Afyonkarahisar deyince finalde tabii ki özellikle Yunanlılar tarafından işgali Afyon'un kara günlerinin başlangıcı olmuştur. En kara günlerinin başlangıcı olmuştur. İşte hepimizin bildiği gibi 27-28 Mart günü, 27 Mart 1921 günü Afyonkarahisar en ağır günlerinden birini yaşamıştır. Yunanlılar Afyonkarahisar'ı işgal etmişlerdir. Ve bu işgal Faruk Bey 7 Nisan'a kadar devam edecektir. Bu Afyonkarahisar'ın Yunanlılar tarafından birinci işgali olarak anılacaktır. Daha sonra 2. İnönü Savaşı kazanıldığından dolayı Yunanlılar stratejik gerekçelerden ötürü ve bölgede bulunan 12. Kolordu'nun, Fahrettin Paşa'nın komutasındaki 12. Kolordu'nun tazyikleri sonucunda Afyonkarahisar'ı tahliye etmek mecburiyetinde kalacaklar. Yine Afyon'da, Afyonkarahisar'da az bilinen örneklerden bir tanesidir. Bir başka ifadeyle Faruk Bey, Afyonkarahisar aynı zamanda İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar tarafından işgal edildiği gibi
Yunanlılar tarafından birinci işgali bu şekilde devam etmiştir ve ikinci işgalde Kütahya-Eskişehir muharebelerinin arkasından 13 Temmuz 1921'de bu işgal gerçekleşecektir. Bu Afyonkarahisar'ın ikinci işgalidir. Hocam sizi solumlandırmak adına Afyonkarahisar'ın bilinmeyen birkaç yönünü de izninizle ben anlatmak isterim. Gerçi buyurun. Siz de bahsettiniz ama yani Afyonkarahisar öyle kadim güzel bir memleket ki yani huzurlu iller sıralamasında ikinci sıradayız. Küçük, şirin ama tarihiyle, doğasıyla. Yani bizi izleyen izleyicilerimize şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gelmeniz için Afyonkarahisar'ı görmeniz için, gezmeniz için gastronomi şehri Afyonkarahisar lezzetlerini tatmanız için o kadar çok nedeniniz var ki. Değil evet, mi hocam? Tabii, ne dersiniz? Tabii son derece haklısınız. Et üretiminin biliyorsunuz kırmızı et üretiminin merkezlerinden bir tanesi. Yine aynı şekilde kanatlı et üretiminin merkezlerinden bir tanesi Afyonkarahisar. Toparlama adına söylüyorum. Evet. Yine aynı şekilde yumurtanın, yumurta borsasının belirlendiği Türkiye'de 2-3 şehir merkezinden bir tanesi. Mermerin biliyorsunuz başkenti Afyonkarahisar. Ta Romalılardan itibaren Afyonkarahisar, İşhisar bölgesinden mermer çıkartıldığını biliyoruz. Ve çıkartılan mermerler o dönemden başlayarak günümüze kadar en önemli tarihi eserlerde yer buluyor. Mesela bunun örneklerinden bir tanesi Anıtkabir. Anıtkabir'de Afyonkarahisar mermerlerinin gittiğini biliyoruz. Yine Roma'ya kadar Roma'daki tarihi eserlerde Afyonkarahisar'dan İşhisar'dan çıkan mermerlerin kullanıldığını biliyoruz. Dolayısıyla bu yönleri Afyonkarahisar'ın temel niteliklerinden bir tanesidir. Bunu söylemeye gerek yok. Zaten bilinen şey ama tekrarlamakta da yarar var. Evet hocam. Tarihi anlamda ben çok az vaktimiz kaldı. Müsaade ederseniz birkaç kelime etmek isterim. Lütfen hocam, lütfen. Afyonkarahisar milli mücadele döneminde işte biliyorsunuz anıt yapıldı. Afyonkarahisar'daki Utku Anıtı bunun örneklerinden bir tanesidir. Faruk Bey kendi topraklarında başta İnönü Savaşı'nın etkileri olmak üzere aynı zamanda Sakarya Savaşı'nın bir kısmı Afyonkarahisar topraklarında cereyan etmiştir. En azından lojistik ve yığınaklanma anlamında. Yine az bilinen 3-10 Ekim 1921'de gerçekleşen Afyonkarahisar muharebeleri işte Güzelim Dağı, İşhisar bölgesinde gerçekleşmiştir. Az bilinen örneklerden bir tanesidir. Afyon'un en önemli vasıflarından bir tanesidir. Bu daha sonra bu büyük taarruza da stratejik olarak bir eşik oluşturacaktır. Stratejik olarak bir zemin oluşturacaktır. Tabii finalde Afyonkarahisar'ın kurtarılması büyük taarruz son derece önemlidir. Adı üstünde taarruzdur. Sakarya Savaşı Faruk Bey bir savunma savaşıdır. Esnek savunma savaşıdır. Dolayısıyla büyük taarruz tabii Viyana kuşatmasından itibaren Türk tarihindeki ilk defa taarruza geçme ve saldırı yapma anlayışının uygulandığı bir şehir olması Afyon'u ayrı bir yere koyar. Bir başka ifadeyle 2. Viyana kuşatmasından sonra ilk defa Türk ordusunun taarruza geçtiği, Yunanlılara karşı taarruza geçtiği toprakların şehridir Afyonkarahisar. İşte Kocatepe sembol şehirdir. Bu yönüyle önemlidir. Yine Afyonkarahisar'ın bir başka temel niteliği, milli mücadele ruhunun yansıması, aynı zamanda milli mücadelenin en önemli kırılma noktalarından birisini oluşturabilecek olan ve bunun içselleştirildiği Çiğiltepe olayının yaşandığı şehirdir Afyonkarahisar. Reşat Bey biliyorsunuz. Evet. İstenilen, verilen zamanda Çiğiltepe'yi alamadığı için intihar etmiştir. Dolayısıyla Afyonkarahisar görev aşkının insana neler yaptırabileceğini gösteren sembol örneklerden bir tanesini ev sahipliği yapar. Çiğiltepe örneği bunun temel özelliklerinden bir tanesidir. Yine o dönemde Afyonkarahisar Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın
yaşandığı ve Mustafa Kemal'in Afyonkarahisar-Dumlupınar Savaşı olarak nitelendirdiği Yunan ordusunun yaklaşık 3 kol ordusunun bir asker yığının imha edildiği, bir başka ifadeyle Mustafa Kemal'in ifadesiyle Rum Zındığı Savaşı'nın yaşandığı toprakları oluşturur Afyonkarahisar. Bu yönüyle son derece önemlidir ve ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir emrinin verildiği coğrafyadır biliyorsunuz bu coğrafya. Ve milli mücadelenin askeri safahatının sona ermesi bu emirle başlamıştır. Dolayısıyla Afyonkarahisar toparlayacak olursak milattan önce 8000'e kadar tarihlemeler yapılıyor. İşte Frigyalılar, Lidyalılar, işte Persler, Romalılar, Bizans İmparatorluğu, Selçuklular, İslam İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti dönemine bakıldığı zaman değişmeyen 3-5 tane temel niteliği var. Bir, yolların kavşağında olması. İki, gastronominin bu bölgede son derece önemli olması. İşte afyon bitkisi ve haşhaş bunun en temel niteliklerinden bir tanesi. Hayvancılığın, başta küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden birisi olması. Aynı zamanda tahıl üretim merkezlerinden birisi olması Afyonkarahisar'ın en önemli temel nitelikleridir diyebiliriz Faruk Bey. Sevgili hocam, yani o kadar çok bilinmeyenimiz varmış ki umarım bilmeyenler de bilgi sahibi olmuştur diyorum. Yani bu kadim şehir, bu kadim vilayette işte cumhurbaşkanları, sanatçılar, efendim mesela genelkurmay